Hocam, sert bir soruyla giriş yapmak istiyorum. Aha. Siz nasıl bu her şey hakkında konuşabiliyorsunuz? Yani ben. Sizin bir uzmanlığınız yok mu? Burada sorulan her soruya nasıl cevap verebiliyorsunuz? Evet, güzel. Bu konuda Ekşi Sözlük'te de var benim hakkımda birkaç kez. Bu arada soran arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi mesela bu karşımda bir akademisyen, işte bir eğitimci falan olarak oturuyorum. Eğer mesela burada araştırmacı yazar sıfatıyla otursaydım eğer, aklıma gelen her konuda konuşabilirdim. Bilmem piyasadaki örnekleriyle şöyle bir karşılaştırabiliyor musunuz? Araştırmacı yazar dedikten sonra her şey mübah. Ama ben araştırmacı yazar değilim. Gerçekten de nörobilim diye bir alanın uzmanlığını yaptım. Yani işte nörofizyoloji, beyin fizyoloji diye bir şeyin uzmanlığını yaptım. Sonra da insan davranış ilişkisiyle ilgili çalışmaya başladım. Bana gelen sorulara ben hep şu açıdan bakıyorum. Yani bu tabii benim 1998 yılından beri yaptığım bir şey. Daha önce bahsetmiştim. İlk web sitemi o sene kurdum ve web sitemi açtığım ilk sayfa soru cevap sayfasıydı. Yani bana bir şeyler sorun ki ben de cevap vermeye kalkarken öğreneyim kafasıyla kurmuştum o sayfayı da. Orada hep baktığım şey şu. Bu sorulan soru beyin ve davranış bilimleri açısından nasıl yanıtlanabilir? Beyin ve davranış bilimleri bu soruya nasıl bakar? Şöyle kaba bir matematik hesabı yaparsanız 98'den buraya, hani tabii ilk günlerde böyle sizinki gibi yüzlerce soru gelmiyordu tabii, ayda 1-2 soru geliyordu ama oradan başlayan bu deneyim, bu uğraşı bir süre sonra bana şunu gösterdi ve sanıyorum bizim soru yorumun gedikli takipçisi olan arkadaşlar da fark etmiştir. Diğer cümle herhangi bir soruyla karşılaşmadım ki bir şekilde sinir bilimle, insanla, psikolojiyle, davranışla alakalı olmasın. Dolayısıyla ben aslında her zaman sinir bilim perspektifinden bana sorulan bir şeyleri aslında yorumlamaya çalışıyorum. Cevap vermeye çalışmıyorum. Zira bana sorulan konunun neredeyse hiçbirini bilmiyorum. Yani daha önceden bilgim olan, kitaplardan bakıp öğrendiğim konular değil. Ama siz beyin bilimlerine temel düzeyde bir hakimiyet geliştirirsiniz. Zaman içerisinde buna zaman yatırırsanız bir süre sonra dünya size biraz farklı gözükmeye başlıyor. Herkesin her gün yaptığı şeyler ya da çoğu kişinin yapmadığı şeyler size biraz değişik gözükmeye başlıyor. Nörobilim bugünkü haliyle özellikle bize aslında bir perspektif kazandırıyor. Ve bu perspektifle son derece sıradan, hani herkesin öyle olduğunu düşündüğü olaylar bile, yani belli bir açıklaması olduğuna inandığı olaylar bile hiç daha önce düşünmediğiniz bir şekilde size gözükmeye başlıyor. Zaten soruyorum da ve 98'den beri kendi web sayfalarımda orada burada neydi o bir tane bir ara web sitesi açılmıştı. Kullanıcılar soru soruyordu, cevap veriyorduk. Ask.fm miydi neydi, öyle bir şeyler vardı bir aralar. O tip sitelerden gelen sorulara da hep böyle, yani cevap verirken arkada hep aynı endişe oldu ve şunu anlatmaya çalıştım. Ben çok şey bilen bir insan değilim. Ben bunları önceden çoğunlukla çalışıp gelmiyorum. Vallahi Allah sizi inandırsın, her seferinde 5 dakika kala Hazar söyleyebiliyorsa bana birkaç soru söylüyor. Onlar üzerine acık kafa işletiyoruz burada ayaküstü. Öyle cevap veriyorum. Burada göstermeye çalıştığım şey şu. Nörobilimle ilgilenin sevgili dostlar. İlgilendiğiniz zaman hayata dair yorum yapabilme yeteneğiniz gelişiyor. Kendinize dair, kendi hayatınıza dair yorumlayabilme yeteneğiniz ve bu yorumlara bağlı olarak da farklı aksiyonlar alabilme, farklı kararlar verebilme, yani hayatınızın yönünü biraz daha bildiğinize, istediğinize göre değiştirebilme şansınız doğuyor. Aslında burada sadece benim gibi böyle, yani ben entelektüel olarak kendimi tembel bir adam olarak görüyorum. Hazal beni bilir. Yani ben gerçekten çenesi çok çalışan ama böyle metodik olarak çok çalışkan olmayan bir insanım. Ama çok sevdiğim için sinir bilimine gerçekten hatırı sayılır bir vakit harcadım. Bir sürü şey okudum, hala da okuyorum. Ama o okuduğum her şey bana hayatı yorumlama konusunda bir şeyler veriyor diye düşünüyorum. Biraz soruyorum da yaptığımız şey aslında kendime dair bir sinema. Bir böyle bir meydan okuma. Hadi yani siz sevgili dostlara bir alan açıyoruz. Diyoruz ki hadi sorun. Mesela bilmediğim bir şeyler çıkınca, hatta böyle bazen sorulara cevap veriyorum da burada, sonra o kesmiyor beni mesela. Gidiyorum bu mevzuya bir bakıyorum acaba tam neymiş falan diye. Sonra birkaç hafta sonra Hazal yeni bir soruyla geliyor. O sorunun arasına yedirip o yeni öğrendiğim şeyi de anlatmayı çok seviyorum. Özetle ben sadece nörobilimden bahsediyorum. Sadece nöropsikolojiden bahsediyorum. Sadece insan davranışından bahsediyorum. Bunu da nöroevrimsel bir temel üzerine oturtmaya çalışarak bunu yapıyorum. Aslında bir anket mi koysak bu şeyin altına, videonun altına daha sonra? Mesela bize bir soru gönderin yorumlarda. Bu soru insanla ilgili olsun ama nörobilimle ilgili olmasın. Öyle bir şey bulursanız ben orada muhtemelen konuşacak bir şey bulamayacağım herhalde. İşte hocam aslında diğer sorularda böyle bir şey de getireceğim. Aslında yapmaya çalıştığımız şeyi belki şöyle özetlemek lazım. Sinir bilim dediğimiz anda insanlarda oluşan algı şu, çok fazla bilimsel bir şey. Evet. Sinir bilim, biz akademi dediğimiz anlamayız, biz okumadık anlamayız. Yaptığım gündelik hayatta ne işimize yarayacak? Oysa hani sizin de sunumlarınız var, gündelik hayatta sinir bilimi diye. Aslında her anımızın bu sinir bilime eşit ya içinde olduğunu,
ve aynı zamanda halk dilinde anlatılabilen, gündelik hayatta kullanabildiğimiz terimler olduğunu fark edersek o zaman birçok şey bu yönden yorumladığımız da görünür hale gelecek. Onlarla düşünmeye başlıyorsun bir süre sonra. Evet. Yani terimlerin dışına çıkıp o nasıl diyelim teknik jargonun dışına çıkıp da mevzunun özünü anladığında artık hayatı o yönde düşünebilme kabiliyeti gelişiyor. Yeri gelmişken bu arada bunu da söyleyeyim bak. Ekşi Sözlükçüler biliyorum çaktırmadan izliyorlar. Onlar yorum falan yapmazlar öyle. Arada bir şey yakalayıp Ekşi Sözlük'e yağdırırlar. Bu arada Ekşi Sözlük'te birçok maddede mevcut olandan çok daha fazla sempatizanım var. Onu da görüyorum yani. Böyle güzel yorum yazan arkadaşlar da var. Ama beni daha ziyade negatif yorumları ilgilendiriyor. Mesela o yorumların çok önemli bir kısmında da adam sürekli işte siyaset yapmıyorum diyor bundan bahsediyor. İşte din konuşmam diyor din konuşuyor. Bilmem ne konuşmam diyor bunu yapıyor şeklinde. Mesela bana nöro imam demişler. Nöro imam yazıyor. Bir tane böyle girdi var nöro imam diye. Şimdi bunların niye böyle duyulduğunu anlayabiliyorum. Ben mesela din konusunda gerçekten hayatımda yani şu hayatımda derken son 5-6 yıldır hiç konuşmadım. Ondan önce çok gereksiz şeyler konuştum tabii ama son 5-6 yıldır din benim konum olmadı. Benim konum insan davranışlarını yönlendiren faktörler arasında zikretmem gerektiğinde din diye bir faktörü de zikretmem gerektiği için arada bir oraya uğradım. Yoksa ben kimsenin diniyle, kendi dinimle bile o kadar uğraşmıyorum. Yani başkasının diniyle ne uğraşacağım? Dolayısıyla o ağzımdan çıkan, o masaya gelen mevzular davranışımızla ilgili önemli doneler olduğu için her zaman masaya geliyor. Hani tabii oradaki yorumu yazan arkadaş niye yazıyor tam bilmiyorum. Hani eğer anlamak gibi bir niyeti varsa bir de böyle baksın. Sanıyorum orada biraz daha farklı bir şey anlayabilecek diye inşallah düşünüyorum. Hayırlısı. Bu arada Ekşi Sözlüğe yapılan ve internette diğer yerde yapılan negatif yorumları gerçekten çok önemsiyorum arkadaşlar. Onları çok ciddiyetle okuyorum. Not alıyoruz. Hatta bir kısmını açık beyinde toplantılarda tartışıyoruz. Biz neden böyle duyulduk diye. O yüzden arkadaşlarım da hepsine teşekkür ediyorum. Yani burada bir negatif bir şey söylüyorum gibi algılanmasın. Ama orası bize bir algı penceresi gösteriyor. Biraz onu aslında konuşalım istedim yani vesileyle. Hocam soruya geçmeden önce son bir şey eklemek istiyorum. Soru gönderenler için de bu geçerli. Bizim yapmaya çalıştığımız şey için de. Burada biz hepimiz bir mesleğin erbabıyız. Bir şeyler yapıyoruz, konuşuyoruz. Ama burada aslında bizim temelde yaptığımız şey bu mesleklerin sıfatının dışında bir düşünce egzersizi. Karşılıklı iki kişi geçiyor. Bir taraf daha yoğun olarak ben soruları toparlıyorum ki her biliyorsunuz her şey soru sormakla başlar. Cevaplar sorunun açtığı kapıdan gözükür derler. Soru sormakla, düşünce pratiği yapmakla aslında burada bütün bu konuşmaların içeriğinden çok az soruları nasıl sorduğumuz ve nasıl düşündüğümüz buradaki en büyük egzersiz. Çok önemli. Bu arada dikkat ediyor musun? Bak sorularda çok ciddi bir tarz değişikliği de oluyor zaman içerisinde. Yani bu program bir kültür oluşturuyor aslında. Bu program senin ya da benim yaptığımız bir şey değil. Bu program izleyenlerle, katılanlarla, soranlarla beraber yaptığımız bir şey. İşte kendi kendini organize eden yeni bir durum çıkıyor arkadaşlar oraya. Siz de buna yardım ve yataklık ediyorsunuz. Siz de bir kere.